Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel felemsel. Belanın en şiddetlisi önce peygambere, ondan sonra evliyaya, ondan sonra da mertebesine göre devam eder diyor. Şimdi belanın en kıymetlisi hangi zümreye en fazla geliyorsa Sinan, o zümre her zaman en az kalmıştır. Şimdi bizim yaşadığımız asırda tekrar yeniden bir peygamber denk gelmeyeceğiz, öyle değil mi? Son peygamber değil mi? Hatemün enbiya Muhammed Mustafa aleyhisselamdı. Şimdi imtihanlar ve musibetler duracak mı? Tabii ki de durmayacak, devam edecek. Ama musibetler ne kadar fazla gelse, musibetler ne kadar fazla artsa, o musibetleri göğüsleyecek adam sayısı maalesef çok azalacak. Özellikle de hakikaten sebeplerin bu kadar yoğun olduğu, yani bundan daha fazla sebebin yoğunlaşabileceği bir dönem yaşayabileceğimiz kanaatinde değilim. Tam böyle pik noktadayız, en üst noktadayız. Bütün sebepler insanların dört bir yanını kuşatmış. Bunlar sebep mi? Müsebbep mi? Müsebbibül esbab mı? İnsanların kalbinde ciddi karmaşalar da yer almış. Bir kişi bu asırda dininden çok kolayca vazgeçip ona hayatında araç olarak kullanması için önüne çıkıp esbaptan vazgeçmez hallere ciddi manada gelmiştir. Sebepler bu kadar etrafımızı kuşatmışken Allah Yunus bin Mettah gibi esbabın bir külli sükut edeceği haller yaratır. Yaratır ki hamlarla haslar artık ayrılsın diye. Bu davada biraz yıllar geçirmiş insanlar varsa ki özellikle hatırasını okuduğumuz abiler bunların safı evvelinde gelir. Ama bizler de bir miktar bu yolda yürüdüğümüzden dolayı o abilerin söylediklerini belki kokusundan, belki nefeslerinden bir miktar artık idrak edebiliyoruz, anlayabiliyoruz, hak verebiliyoruz. Aa öyle miymiş? Gerçekten demek ki benim bu yolda ayağıma bu diken battığında bu kadar azap duyduysam onlar kör testerelerle Zekeriya aleyhisselam gibi kör bıçakla belki ikiye çaprazdan kesilmişse evet demek bu kadar tahammül edilmez acılara rızahi ilahinin ufku için demek tahammül etmişler diye insan hatrından idrakından geçirebiliyor. Ne olursa olsun kişi ne yaşarsa yaşasın her zaman gönlünde ünsiyet peyda edebileceği delikanlı mevsimlere göre meyvesi değişmeyen dostlar arzu ediyor. Buzlu camda gölge görmeyen hakikat gören ve o hakikati de bundan sonra dünyada önüne ne gelirse gelsin hiçbir şekilde hiçbir cihette değişmeyen gönül dostları insanın bu dünyada ahiret için en büyük kazancı olsa gerek. Bu dünyada ama bu dünya için değil. Ahiret için en büyük kazancı olsa gerek. Birazcık imtihan yaşamış, birazcık zifti dillerin hücumuna maruz kalmış, birazcık bu yolda satılmış, biraz üzgün bırakılmış, biraz böyle omuzları düşük bırakılmış, biraz geceleri uykusuz kalmış, birazcık istibra yaparken bile kafasındaki düşüncelerden ne yaptığını karıştıran insanlar şunu çok iyi anlar. Böyle demir gibi hakikat deyince hemen hakikate teveccüh eden, hiçbir mevsimde yaprak dökmeyen, kendisini kaybetmeyen, kendisini değiştirmeyen, sebepler ne olursa olsun Allah'ı vekil kılıp güzel bir manada tevekkül edebilen bir tane dostun tribünlerdeki binlerce yalancı alkışa değer olduğunu birazcık bu davayı anlamış herkes anlar ve idrak eder. Sahabe zamanında da sahabenin hep açlığı, iştahı, gönlünün arzusu sürekli bu olmuş. Özellikle Mekke döneminin ilk evreleri inanılmaz sıkıntılı dönemler geçmiş. Darül Erkam bahsi işte toplandıkları bir ev değil mi Darül Erkam? Erkam'ın evi. Girdiklerinde çıkamayacak, çıktıklarında giremeyecekler pozisyonlar olmuş. Yani hayatları hiçbir şekilde garanti altında olmadıkları dönemler geçirmişler. Ama özellikle Mekke döneminin çileli zamanlarında kim bu işe el atmışsa Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanından hiçbir zaman kopmamış. Ne zamanki site-i İslam kurulmuş, Medine dönemi başlamış. Medine dönemi Mekke dönemine kıyasla ciddi bir bereket olduğundan dolayı, maddi imkanlar arttığından dolayı, maddi imkanlarda kaçamak işler yapan, münafıkane ahlaklarda bulunan, zora ve sıkıya düştüğünde bu yoldan hızlı vazgeçmeyi seven insanların ahlaklarının olduğu dönemler olmuş. O dönemlerde her zorlukta kopuşlar yaşanmış. Kopuşlar yaşandıkça Allah Azze ve Celle hamlarla haslar, altınla bakır, elmas ile kömür daha iyi ayrılsın diye bu imtihanları gökten yağdırmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiş. Sürekli zahirde musibet ama hakikatte ham bir adam ile has bir adamı ayırt edebilecek imtihanları Allah Azze ve Celle hiçbir zaman esirgememiş. Sahabede bu yoldan dönmeyenler bizim tabirimizle delikanlı yürekli adamlar, onların tabiriyle ise fütüvvet ruhlu adamlar hiçbir zaman eksik olmamış. Bu kadar lafı uzatmama gerek var mı bilmiyorum ama biraz daha özet söylemem gerekirse o fütüvvet ruhlu ve ne yaşarsa yaşasın, ne kadar yorulursa yorulsun, canı ne kadar yanarsa yansın, sevdiklerinden ne kadar uzak kalırsa kalsın, işi gücü ne kadar tahmin etmediği şekilde kötü giderse gitsin. Hakikat
sadakat yolundan asla dönmeyen sadık adamlara benzersen bu işin kurtuluş yolu. O sadakatine zarar verirsen, işine gelmeyen, nefsine uymayan, hoşuna gitmeyen, sana zahmetli gelen anlarda demek olmuyormuş deyip dünyadaki hiçbir menfaatinden dönmezken ahiret ve ukba için çıktığın bu yolculuktan dönme cüretini gösterirsen sen o fütüvvet ruhlu insanlara benzeyemez. Sen o fütüvvet ruhlu insanlara dünyada yoldaş olamaz. Sen o fütüvvet ruhlu insanlara ahirette komşu kalamayacaksın. Bu benim hissiyatım. O yüzden biraz keskin konuştum. Allah'ın haşa engin rahmetini kısıtlamak gibi inşallah cüretkar bir cümle etmemişimdir. Ama hiç hissiyatım böyle. Allah çoğu zaman imtihanları, belaları böyle yağmur taneleri gibi yağdırıyor ve bu işler ileride önemli yerlere geldiğinde dönecek olan dönekleri erkenden ayıklayıp döndürüyor. Böyle zamanlarda gönül sadık, fütüvvet ruhlu bir dostu bulur. Sanki binlercesini bulmuş gibi olur. Sanki dünyanın bütün metalleri, bütün betonları onun önünde koruyucu bir duvar oluşturmuş gibi kuvvetli bir hissiyat o gönülde oluşur. İnsan yazıp çizdiklerinde, anlattıklarında başkalarına anlatmak için yapma gafletinde çoğu zaman bulunuyor. Bizim böyle bir gönle, böyle bir yüreğe sahip olamayışımızın temelleri biraz buralardan örülüyor. Daha 2 gün önce yaşadığım hatıra, 5 gün önce yine yaşadığım, 10 gün önce yine yaşadığım, 1 ay önce yine yaşamışımdır, 2 ay önce yine yaşamışımdır. İslam namına hiçbir adımı olmayan bir insana denk geldiğinde ben birilerine dinimi anlatamıyorum diye konuya başlıyor. Halbuki sen anlamamışsın, sen yaşamamışsın. Öncelikle buradan başlaman lazım. Çünkü bugün en temel konularımızdan bir tanesi tebliğ ayrı bir şey, tesir ayrı bir şey. Bunu yazsak uygun olabilir. Tebliğin bana bakan, tesirin Allah'a bakan bir vazife olduğunu çok ciddi ve net bir ayrımla idrak etmek zorundayız. Kişiler başkasına anlatma gafletinde bulunur ve kendisi hakikaten müstani. Ne demek müstani? Tok gibi değil mi? Doymuş gibi, ihtiyaç duymayan bir hal ile davranır. İnsanın anlattıklarını tabiatı haline getirmesi için sürekli tefekküre ve teemmüle kişi ihtiyaç duyar. Bu yüzden hadiste beyan olunur ki bir saat tefekkür ne demek? Duyduğun bir olayı kendini işin içine kata kata hazmede hazmede düşünme demek. Değil mi? Bu hal demek. Bu yüzden bir saat tefekkür bir yıl boyunca aralıksız yapılan nafile ibadetten daha kıymetlidir. Bir kişi bu hakikatleri duysa, tasdik etse, kabul etse ama amel etmese demek öncelikle sindirim sisteminin birinci basamağı olan tefekküründe ciddi bir problemi vardır. Bir kişi tefekkürü sürekli ihmal etse, hakikatleri sürekli tasdik etse ve sürekli bunu amel etmese birinci aldanır. İkinci olarak bir süre sonra aldatır. Ve Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki "Men gashşane feleyse minna." Aldatan bizden değildir. Çok ince. Bir kişi nasıl bizden olmaz? Bu basamaklarla olmuyor işte. İnşallah biz de yanlış yapmıyor, biz bizdenizdir. Kişi senelerce bu işin içinde tepelendiği halde hel min mezid diyemiyor. Ne demek hel min mezid? Daha yok mu? Taklitten sıyrılamıyor. Tefekkürle sindirmiyor demek bu. Sindirse kendi çıkacak ortaya. Sindiremediğinden günü geçirmek için sana benziyor, sana benziyor, ona benziyor. Bir videoyu alıyor, ezberliyor, onu sunuyor. Peygamber denince kalbinin ritmi asla değişmiyor. Bunlar olmayınca da kişi de yahu Mehmet beni Allah görüyor. Bütün davranışlarımı, harekatımı uygun bir şekilde sunmam için bu yetmez mi? Demiyor. Gerçek fütüvvet. Fütüvvet? Delikanlılık. Evet, bir manası da kahramanlık. Biz delikanlılık tabirini kullanalım günümüzde uygun diye. İşte gerçek fütüvvet kişinin tam da bu aksiyonlarında ortaya çıkıyor. Unutmayın, masa konuşmalarında ortaya çıkmaz bu işler. Ateşi yemeden o elmas, o kömür birbirinden ayrılmaz. İmtihan olmadan da kişi konuştuğunu ne kadar tatbik ediyor bu asla ortaya çıkmaz. Masada özellikle günümüzün hastalıklarından bir tanesi kimle otursak bir sahabeden sanki daha kıymetli. Müslümanlık adına destanların kesildiği günümüzde ne diyoruz buna? Destansı söylemler. Ne diyoruz İrfan buna? Hamaset. Hamaset. Peki biz hamaset mi yoksa başka bir şey mi? Hamiyet. Hamiyet. Hamiyet ne oluyor? Hamiyet tutucu. Başka anlamları da var. Müsbet gibi mi ya? Hamiyette gayret de var. Hamaset, söylem, hamiyette bir aksiyon, bir gayret var ortada. Müslümanlık adına destanların kesildiği günümüzde asıl yiğitlik imanda derinleşmek ve bu sayede dil yerine hal ile insanların seni görerek örnek alacağı şekilde bir tebliğ metodudur. Gözün, elin, dilin tüm memnu sınırları çizilse, memnu yasak sınırları çizilse
İşte fütüvvette derinleşmenin bir boyutu yaşanıyor demektir. Ey göz, Rabbim razı değil, mesele bitmiştir. Çevril bu haramdan. Ey dil, helal dahi olsa yetmedi mi nefsini şişirdiğin? Yemeyeceksin. Şu gırtlağını tutacaksın. Çünkü ben örnek alacağım sahabelere ve bu asrın iz düşümü onlara benzeyen kahramanlara işte ancak böyle ayak uydurabilirim. Ey el, gereksiz işlerde gönlünü eğlendirdiğin yetmez mi? Haydi şimdi önce kitabı eline alacaksın. Ardından kafanı iki elinin arasına alıp tefekkür edeceksin. Ardından o iki elini semaya açıp, Ya Rab, elimden gelenleri yaptım. Elimden gelenler bitti. Şimdi sana boş ellerimi açıp senden niyaz ediyorum. Fütüvvetin özü güçlü olduğu yerde affetmek, şiddet anında yumuşak muamelede bulunmaktır. Çok zor. Bunun için yol, nefsin izzetini ayaklar altına almak, yani gününü o kadar dolu aksiyon içinde amel ile geçireceksin ki kendini unutacaksın. Kendini unutamayan bir adam tam lazım olduğu zamanda bu delikanlılığı gösterebileceğini zannetmiyorum. Düşmanları hakkında bile hayır hahlık yapmak ve ihtiyaç içinde kıvrandığı zaman isar. Ne demek bu? Tefani başkası için yine. Haşiye 9 hatırladınız mı? De nefsine tercih. Tabii tabii, aynen öyle. Başkasının nefsini kendi nefsine tercih ederek bir davranışta bulunmaktır. Aslında biraz sahabe hayatı bilen birisine fütüvvet meselesini ayrıca anlatmaya hiçbir gerek yoktur. Mevcutla iktifa etmek dun himmetliktir. Ne demek olur Hakkı dun himmet? Gayretsiz. Gayretsiz, yani yerinde sabit gayretsiz kalmış, stabil kalmış. Yani buraya oldu mu Onur? Dört katlı bitti mi mesela? Varsayalım yani bir yıl sonra içindeki birçok şey bitecek, oturacak. Ondan sonra şunu mu yapalım? Ya arkadaş tamam İrfan, yani dört katlı oturdu yani. Daha ne mücadeleye gerek var arkadaş? Everest'e çıksak daha yok mu usta, helmin mezit demek zorundayız. Orada bir dakikadan fazla iki dakika nefes alabilecek bir zaman kendini oluştursan yetmedi mi bu kadar gaflet diye kendini uyarabilecek bir sistem, kalbimize, gönlümüze bir yasakçı bekçi koymak zorundayız. Mevcutla iktifa eden, bu da bana yeter, bundan sonra rahatımı düşüneyim. Ne gerek var başka gönülleri kazanma mücadelesine? Ne gerek var bunca koşturmaya? İşte artık mekan burada, isteyen buraya gelsin diyen, mevcutla iktifa eden dun himmettir. Bisiklette düşmek için durmak kafidir. Bizim gibi bir hareket, bir oluşum sürekli güncellenmeli. Tam hayalhanemi kastediyorum. Ve bu güncellenmek zorunda olduğundan imtihanımız bol koyunca abi. Yani stabil gitsek, inan bu imtihanların hiçbirini yaşamaz, ahirette de karşılığını göremeyeceğiz. Ben de her gün soruyorum kendime. Sürekli kusur bakıyorum, arıyorum, buluyorum da Allah kusurlarımızı affetsin. Ama fesatlık bulamıyorum ya. Elhamdülillah. Ve diyorum Ya Rab, bunca böyle yağdırıyorsun. Sebebi, hikmeti ne ola? Şu gönlüme varlık sırrını duyurmaz mısın diye. Kendimce bir niyaz yani. İnsanlara yeni alternatifler sunmak zorundayız. Mersin oldu, İstanbul. İstanbul oldu, inşallah Avrupa ofis. Onlar oldu, Mersin'de hayalhanemin içerisi oldu mu? Kapının önü. Kapının önü oldu mu? Komşunun önü. Komşunun önü oldu mu? Yan mahalle. Gitmek, bunları sunmak zorundayız. Ve Allah razı olsun, siz sürekli öğrenci evlerine giderek bu duanın bir ayağını oluşturuyorsunuz. Allah razı olsun. Susamış kimseler o alternatifleri bulup kendi ahiretlerine yol yapmalı. Biz bunun için yaratıldık. Marifete dayanmayan bir iman en ufak zelzeleyle sarsılabilir. Allah'ı duymayan, yeteri kadar tanımayan, hele hele Allah'ı tanımakla tamamen doğru orantılı olan tevekkül meselesini çözememiş. Başına gelenlerde evet yahu bu da Allah'tan, acaba bana gelen mesaj nedir? Benim yapmam gereken hareket nedir? Şimdi bulunmam gereken ve sabit durmam gereken yer nedir diye asla duramaz. Marifet sırrını anlayamayan biri tevekkülü elde edemez, yerinde sabit duramaz. Allah bu sarsıntılar ile insanlara ayıklar. Bazen insanlar der ya, yahu Mehmet kardeş keşke Allah Resulü zamanında olsaydım, Uhud'da, Bedir'de kahramane onun yanında cihat edip savaşsaydım. Ben de derim ki, kardeş sen kendini kandırma, burada ne yapıyorsan orada da aynıyla onu yapardı. Doğru mu Süleyman? Ciddi işlerde yürümeyecek olanları Allah ayıklar. Ama ayıklayınca eleğin içinde bir altın kalmaz mı be İrfan? Bir atıf kalmaz mı be İrfan? Atıf da birazdan okuyacağımız yere. Allah Resulü zamanında yaşasaydı Bedir'de fiyasko yapacaktı. Uhud'da ayrı bir fasoda bulunacaktı. Hendek, Hendek'i hiç söylemeyeyim zaten. Hendek'te dönen dönene, Uhud'da dönen dönene başka bir oyun ile işten sıyrılmaya çalışacaktı. O kişiler burada ne yapıyorsa orada da aynı onları yapacaktı. İslam dünyasında o kadar İbn-i Selül var ki Allah muhafaza buyursun. Bunlara temkinli olmak
İmandan mıdır? İmandandır. Birazdan okuyacağız. Üstad ihtiyatlı ol diyecek Atıf mektubunda. Temkin bu arada tasavvufta son mertebedir. Öyle bir gönlümüz olmadığından nasıl bir mertebe pek bilemiyoruz. Şimdi okuyacağım olay Ataullah İskender'in de bir cümlesi ve nasıl olup insanların bu hakikati anlamadığına en acip hayret ettiğim mesele. Garip. Allah bir adamı fısk bataklığından alıp doğru yola koymuşsa, eski hayatında onu bulamamışsın, gerek haramlarda olmuşsun, gerek onu bulamayarak zaten yokluk içinde debelenip durmuşsun ve sana bir kapı açmış, sana bir kapı sunmuş. Sen bu kapıda müstani olmuşsun. Belki vaktini ayırmış ama nefsinin izzetini ayıramamış. Yahu sen de ezilmek zorundasın diyememişsin. Bu durumun ehemmiyetini, lan ben zaten bunun için yaratılmadım mı? Madem bunun için bir kapı aralandı, bu kapıyı sonuna kadar değerlendirmem lazım diyememişsin. Allah bir adamı fısk bataklığından alıp doğru yola koymuşsa, o adam o bataklığa tekrar düşmeyi cehenneme düşmek gibi kerih görmüyorsa, imanın kokusu o adamda yok demektir. Ya imanın söylemi olabilir, sahabe hayatı anlatımları olabilir ama Allah için mücadele edecek bir kapı ona aralanmışken o kapıya girme teveccühünde bulunmuyorsa, bu kapı bana lazım değil deyip müstani tok duruyorsa, hafizan Allah, o adamda imanın bir emaresi var mıdır? Meçhul. Konumuzu bu pencereden değerlendirirseniz birilerinin iyilik yapıyorum adına gayyalara yürüdüğünü anlayacaksınız. Allah onları bu düşünceden, bu gayyadan, bu bataklıktan, bu yokluğa ileri adımlardan muhafaza eylesin ama evvela bize eylesin. Gökhan. Bismillahi Sübhanehu. Kastamonu 259. Ham isen mücahitlerin üstadı ve efelerin hakiki bir nasihi ve Risale-i Nur'un halis, muhlis bir şahsiyeti olan Hasan Atıf kardeşim. Hasan Atıf Egemen, Sinoplu bir abimiz. Sinan duymuş muydun hemşerin? Yok, hiç duymadım. Allah hayatını benzetsin. Aslen Sinoplu olan Hasan Atıf Egemen'in babası ilkokul öğretmeniydi. Meşhur Rıza Nur onun talebesiydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Sinop'ta tahrirat katipliğinden görevliydi. Sonra telgrafçılığa başladı. Bu büyük savaşı telgrafçılıkla geçirdi ve bu şekilde askerlik görevini de tamamladı. İsmi özellikle Kastamonu layıkasında Hasan Atıf, Aydınlı Hasan, Aydınlı Hasan Atıf ifadeleriyle geçer. Yaptığı hizmetleri hakkında Üstad Bediüzzaman'ın pek çok takdir ve övgü ifadeleri vardır. Belki Üstad'ın cümleleriyle en çok tebessümüne sebep olan adamlardan biri Hasan Atıf Egemen abi. El yazısının güzel oluşu ve bu şekilde risaleleri yazıp çoğaltması Üstad Said Nursi'nin çok hoşuna gidiyordu. Yazdığı bir risalenin altına Bediüzzaman şu notu düşmüştü. Hadsiz barekallah, hadsiz maşallah, hadsiz esadakumullah. Hasan Atıf'ın İslamköylü Hafız Ali'nin mektubunun kenarına yazdığı "Ya Rab güldür Said'i, ta gülmelerinden güller açsın" duasını okuyan Üstad Bediüzzaman 30 günde bir defa gülmezken bir günde 30 defa güldüğü aktarılır. Kastamonu layıkasında kendisinden Kürt Atıf olarak da bahsedilir. Bunun sebebini Son Şahitlerin 2. cildinde bizzat kendisi şöyle aktarır. 1933'ten evvel hastalanmıştım. 45 kiloya düşmüş, kendime sıcak bir yer arıyordum. Sandıklı'ya, daha sonra ise Nazilli'ye gelmiştim. Sandıklı'nın Kızılören köyündeydim. Çivril kaymakamı bizimle alakadar olmuş. Ankara'ya aleyhimizde telgraf çekmiş. Bu telgrafta bir Kürt varken başımıza bir Kürt daha çıktı diye benden Kürt diye bahsetmişti. Bu sebepten Kastamonu layıkasında Kürt Atıf diye geçmektedir. Denizli hadisesi sırasında Sandıklı'da 17 gün hapiste kaldı. Daha sonra Daskırı, Çivril, Isparta, oradan da Denizli'ye götürüldü. Bir gün sonra da Üstad Bediüzzaman'ı getirmişlerdi. Hapishaneden mahkemeye beraber Üstad'la birlikte gelip giderdi. Hasan Atıf Egemen abiyle ilgili özellikle Son Şahitler kaynaklı Necmettin Şahiner'in daha tafsilatlı bilgiler var. Ben bu kadarını uygun gördüm. Devam edelim. Tabii en önemli konu ne burada Sinan? Sinoplu. Kastamonu layıkası. Kastı. Sizin oralar hikayesi. Sizin oralar, evet. Bu arada mektubu okurken şunu düşünsenize. Sürekli davada yürüyorsun, çile çekiyorsun ve vazgeçmemek için kendine her türlü duayı, bedduayı, aklına ne gelirse etmişsin. Ama sürekli yolda bırakılıyorsun. Sürekli canın acıyor. İnsan bir tane Atıf yanında istemez mi? Bir altın yanında, bir Atıf yanında istemez mi? Gökhan. Senin uzun ve tesirli ve ehemmiyetli mektubun içindeki edibane gayet İnce hissiyatın ve sana mahsus latif tabiratın hoşuma gitti. Yanılmıyorsam bu tabirden kastı sen gül ki güller atsın var ya, o tabir. Devam. Kardeşim, müptedileri... Bir dakika, müptedi? Bir dakika. Müptedi, yeni başlayan. Ne demek müptedi? Yeni başlayan. Notlara yazdınız mı? Evet. Devam. Ve hotfuruşların ve mülhitlerin ilişmelerinden. Hotfuruş? Kendini beğenen. Kendini beğenen, egoist. Peki, mülhit? Dinsiz, ilhad etmiş değil mi? Mülhit, dinsizlerin ilişmelerinden. Cümleyi bir daha alalım. Kardeşim,
müptedilerin ve hotfuruşların ve mülhitlerin ilişmelerinden teessüratın beni senin hesabına müteessir etti. Yani Atıf abiye de ilişmişler mi? Niye ilişmişler Süleyman? Bu yolun kaderi bu Süleyman. Niye ilişmişler Cio? Bu yolun kaderi bu yani. Alper abi niye ilişiyorlar? Kaderi bu. Kader bu abi. Çekecek yani. Atıf abi de çekecek. Atıf abiye benzeyen de çekecek. Bu yol bu yani. Sürekli. Anladın mı? Ama müteessir olmuş mu Onur? Olmuş. Latif gönüllü. Edip birisi kendisi. Edip birisi edepli de birisi olur. Değil mi? O onlar gibi zehir atamaz dilleriyle onlara. Latif tabiri hasta diyor ya. Yani. Değil mi? Ama anca üzülür. Köşede Rabbine dert yanar. Demek müteessir olmuş ve üstad ona binaen bir cümle etmiş. Devam. Evvelce size yazdığım mektup inşallah o teessüratı izale eder. Senin üzüntünü bir önceki yazdığım mektup izale edecek diyor ve üstad hazretleri şimdi ince başka bir konuya giriyor. Nedir bu konu? Biz insanlara bir şey anlattığımızda, mesela ben birine yıllarca beraber yanında yürümüşsem, yani bu cümle hoş değildi, hani emek vermişsin derler ya, belki o bana emek verdi, belki ben ona, karşılıklı bir emek. Yani kanımız birbirine karışmış kısacası. Öyle bir adam yarı yolda belki ben artık yokum usta deyince ama yıllarca hep sonsuzun hayalini kurmadık mı deyip ben üzülüyorum arkadaş. Anladın mı? Keşke üstad canibinden bakabilsek. O saikle bakabilsek değil mi? Her şeyi kader planından kalben idrak edebilsek. Aklen hadiseleri okuyoruz ama demek imanımız daha o kadar kuvvetli değil. Üzülüyor insan yani. Ulan yine mi yarı yolda bırakıldık? Ulan arkadaş yine mi canımız yanacak diye. Üzülüyor. Üstad Hazretleri bununla ilgili hem gönle şifa da okunacak cümleler ediyor. Hem de diyor ki benim anladığım diyor ki biraz sonraki cümlelerinde Risale-i Nur mesleğinin vazifelerinde de biraz hatanız olabilir diyor. Anladın mı Mehmet? Biraz hatalarımız olabilir. Nedir bu hata biliyor musun? Tebliğ ve tesir vazifelerinde. Demek ki Alper abi bizim bu duygusallığı yaşamamızın bir sebebi hikmeti de baba. Tebliğ ile tesir biraz aralarında alaca bulaca karışırsa demek bunun karşılığında aynıyla da azap duyabiliyoruz. Doğru mu Utku? Ya devam. Risale-i Nur'un mesleği ise vazifesini yapar, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Alper abi vazifesini yapar dediği nedir? Tebliğ. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz dediği nedir? Tesir. Vazifesini yapar dediği nedir? Tebliğ. Tebliğ. Peki Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz dediği nedir? Tesir. Allah Resulü aleyhisselam yol boyunca onunla yan yana giden öz amcası Ebu Talib'in tam ölüm döşeğinde yanına vardığında imanla vesile olabiliyor mu? Olamıyor. Tebliğ yapıyor mu? Yapıyor. Tesir edebiliyor mu? Edemiyor. Demek ki bizim vazifemiz? Tebliğ. Ama ben bu adamın gönlüne değebildim mi? Bu adam 5 yıl daha yürür mü? Bu adam işin nihayetinde gerçekten ulaşılması gereken menzile varır mı? Bu adam örnek aldığımız filankes gibi dayanıklı olur mu? Bu adam bu cümleleri kalbinde tesir eder, dinler, istediğimiz kıvamda olur mu? Bizim işimiz mi? Bizim işimiz değil. İşte zaman zaman özellikle Çukurova insanının duygusallığından bu işlerde de hani bizim buraların bir lafı hani kendimiz gibi biliyoruz ya değil mi? Her neye bakarsan kendi özündür, kimde ne görürsen kendi yüzündür diyor ya. O hesap kendimiz gibi bildiğimizden lan diyoruz o da şöyle olsun o da böyle olsun ama denilmesi doğru değil. Demek ki duygusallık bu noktalarda da ne kadar merhametli, şefkatli, tatlı bile gözükse insanı taklaya getiriyor. Şimdi ben size bir film çeksem iki torununa bütün ömrünü vakfetmiş bir dede. Onlar için mücadelelerde bulunuyor. Onlar için evler yapmış, yaylalar yapmış. Onların bütün eğitim hayatında onunla birlikte peşine düşmüş. Size böyle iki saatlik bir film çeksem hepinizi ağlatabilirim diye tahmin ediyorum. Ama filmin ahirete yaraşır olan hakikatine baktığımızda bu dedemizde iman hakikati olmasa, belki de torunlarına efkarlanıp sürekli piz etse ya da başka torunlarını geçindirmek için yanlış paralara bulaşsa işin hakikati bizim üzüldüğümüz duygusallıkta değil. O yüzden duygusallık hakikatte karıştırıyor. Doğru mu abi? Maalesef öyle yani. Devam. Vazifesi tebliğdir. Kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Ayırdık mı? Evet. Cihat bizim vazife ne? Tebliğ. Peki Allah Azze ve Celle'nin vazifesi? Tesir. Tesir. Yani Alper abi biz bu işin sonucu hariç her merhalesinden mesulüz. O kişiye giderken kavl-i leyin ile yaklaştın mı? O kişiye giderken ter kokun bile yok muydu? O kişiye güzel demli bir bardak çayla gönlünü yumuşatmaya çalıştın mı? Her merhalesinden sorumluyuz Utku. Neyden sorumlu değiliz? Sonuç hariç. İfade edebildim değil mi? Devam. Hem kemiyete ehemmiyet verilmez. Şimdi insan duygusallık olsun, gerçek olsun, riyaya kapılmış olsun, nasıl olursa olsun tesiri kendinden bilmeye başladığı anda gözü sürekli kalabalık arar. Şununla ilgili bir iki cümle daha edeyim de. Tebliğin lazımı tesir değildir. Hüsnü kabul, hüsnü tesir, teveccühü nas, ihlasa dahil değil, lazım da değil. Yani seni birilerinin önemsemesi, peşinden gitmesi, sana ya süpersin demesi ihlasın içinde mi? Değil. Lazım da değil. Hatta bana sorarsan zarar unsuru olabilir. Ama yarar unsuru olmaz. Cümle oturdu mu? Allah tesiri peygambere dahi vermemiş.
Ama tebliğin altyapısı olan lisana vukufiyeti, anlattığın şeye hakim misin? Yani hikmetli konuşmayı, nimeti ifade ve bu nimeti istifadeden daha büyük oluşunu, kelamın inceliklerine vukufiyeti, tam o adamın hastalık tespitine göre cümleleri seçip konuşabilecek misin? Bir de bu işin manevi altyapısını, yani nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Yani sen adama tesir olsun diye beyan ettiğin cümleleri kendi hayatında yaşıyor musun? Her tesir dediğimde sıra açılıyor. Saffet, yani içine riya ve alkış girmeyen bir kalbin var mı? Allah dilerse her şeyi hesapsız ihsan eder. Sen hesabi değil hasbi olacaksın diyen bir gönle sahip misin? Bunlar da tebliğin bize düşen kısımları. Bunlar fiili birer dua, kavli birer dua, ızdırari birer dua olarak Allah'ın tesiri oluşturmasında, yaratmasında önemli birer de etken. Bunlar da işin bize düşen kısımları. Devam edelim. Hem kemmiyete ehemmiyet verilmez. Ömer, ne demek kemmiyet? Kemmiyet çokluk demek. Çokluk demek. Yani bir tane delikanlı adam arayan birisi çokluğa ehemmiyet verir mi? Vermez. Şimdi Alper abi, bir tane kalen olsa, kalene de düşman saldıracak, o kaleyi koruman lazım. Sana 40 tane koyun mu verelim, bir tane aslan mı verelim? Bir aslan. Bir aslan 40 koyundan koruma cihetinde evladır. Demek adam gibi adam olan bir kişi şöyle omuzumuzun yanında dayansa, ortada bu davadan cayacak binlerden evladır. Kaçmasa yani koyun gibi. Aynen öyle. Koyun gibi kaçmasa, aslan gibi kalesinde dursa, o biri binlere değişmemek, fatırı hakimin yarattığı fıtratın dahi bir gereğidir. Fatır, fıtrat değil mi? İnsan kalbinin inceliklerine, derinliklerine baksa, böyle biri bulsa binler bulmuş gibi bir halete kapılır. Bugün bir maç oynanırken maçta, sahada takımı temsil eden 11 kişi vardır. Buna izan değer denilir. Ama tribünde hoplayıp kalkan milyonlar vardır. Buna da iltizam değer denir. Tribünlerde milyonlar değil milyarlar adam hoplayıp zıplasa, sahadaki 11 adam gibi skora asla tesir edemez. Bu yüzden keyfiyetler izan değer üzerine kurulur. Yani maçın içinde oyun oynayan oyuncular üzerinde kurulur. Buyurun devam edelim. Sen o havalide bir tek atıfı bulsan yüzü bulmuş gibidir. Ne güzel cümle değil mi ya? Dertlenme, efkarlanma. Sen eğer güzel ve emin adımlar atarsan, ben sana o bir yoldaşı göndereceğim ve sen o havalide bir tek atıfı bulsan binler bulmuş gibi olacaksın, gönlün rahat oluyor. Üstad bunu çok yerde söylemiyor mu? Abdurrahman'la Kulönlü Mustafa mektubunda da bununla benzer bir şeyden bahsetmiyor mu? Demek üstadın da gönlü, yüreği çok yerde yıkılmış, çok yerde dağlanmış. Ta İstanbul'da 1. Sait döneminde belki stadyumların içine sığmayacak kadar talebeleri varmış. 2. Sait döneminde belki bunun sayısı azalmış da bazı abilerin tabiriyle 3. Sait dönemi denen, yani kalite ve keyfiyete ehemmiyet verip son dönemde yanında belki birkaç talebesi tam tamına davayı anlamış şekilde yanında bulunmuş. Çünkü üstadın yanında bulunmak demek davasının yanında bulunmak demektir. Üstadın sadece yanında beden cihetiyle bulunmakla talebe olunsaydı bugün en iyi talebe onun başında nezarette bulunan gardiyanlar olurdu. İfade edebiliyorum değil mi? O yüzden gönlünüz dara düştüğü zamanlarda ben kendime şöyle bir dua ediyorum. Ya Rabbi, öyle merhametli, öyle sadık, öyle hasbi kullarını bana nasip et. Ben o kullarına bakayım. Ondan sonra uzaktan böyle güzel dualar edeyim. O kullarının örnek olacak güzel hareketleriyle kendimi düzelteyim. Onun ihlası taammı ile ben de eksik olan ihlasımı tamir edeyim. Sana yalvarıyorum diye. Bu duaya yetmediğim gün yok. Her gün ediyorum. Omuz omuza ne yaşanırsa yaşansın, kar, kış, boran, fırtına, hangi mevsim, hangi bahar geçerse geçsin, fırtınalar, karlar çiçeklerin üstünü örtsün, yine o bahar gelecek, o çiçek açacak ümidiyle senin omuzunda durup, yahu kardeşim neden endişeleniyorsun, hasbunallahu ve ni'mel vekil diyebilecek fütüvvet ruhlu, delikanlı, atıfları Allah bize nasip eylesin. Onların birini bulsan binler bulmuş gibi olursun. Ama bir sorum daha olacak. Kendimize soralım. Neden onu aramak yerine onun gibi olmaya çalışmıyoruz? Neden ihlaslı adam aramak yerine ihlaslı olmaya çalışmıyoruz? Bu da canımızı yakan, köşede duran bir sual olsun. Devam edelim. Bu cümleyi bir daha alacağız kardeşim. Hem kemmiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek atıfı bulsan yüzü bulmuş gibidir. Merak etme. Endişelenme, vesveselenme. Sadece yolunda yürü. Allah atıfları denk getirecek diyor. Devam. İnanıyorsun, düşünüyorsun, diyorsun ya.
Ya. Hem mümkün olduğu kadar hariçten gelen küçük ilişmelere ehemmiyet verme. Hani Atıf bundan müteessirdi ya. Şimdi konu buraya geliyor bak. Devam. Fakat ihtiyat eyle. Az önce ihtiyat okuduk ya. Ehemmiyet verme ama ihtiyat. Az önce koyuncu odama girdi de bu cümleyi söyledim. Bir konuyla ilgili konuşuyorduk. Sonra onun devre yandı. Benim de yandı zaten. Dedim vallahi koyuncu ben de söylüyorum da bu iş nasıl yapılır ben de bilmiyorum yani. Şimdi ehemmiyet merak vermeyeceksem nazarımı çevirmemem lazım. Ama ihtiyat etmem için de nazarımı dört gözle açmam lazım. Nasıl olacak bu hal? Vallahi üstad gene bir sırrı koymuş ortaya İrfan. Bir denklem yani. İlginç bir denklem koymuş ortaya yine. Devam. Bu atalet mevsimi ve gaflet zamanı ve derdi maişet iftilası zamanında cüz'i bir iştigal de ehemmiyetlidir. Bu kadar esbab dört bir yanı sarıp seni boğmaya çalışıyorsa yapılan en ufak bir hareket dahi, iştigal dahi çok kıymetlidir diyor. Tevakkuf değil. Sinan ses. Sinan Atıf bak Sinoplu çıktın bir de. Vallahi çok sevindim ya. Bir kere de bir İnebolu'yu görmüştüm. Bizim oralardan yine. O zaman bizim. Ayancık görmüştüm bir kere. İçeride bak. Eyvallah. Liseyi okumuştum. Devam. Tevakkuf değil. Muvaffakiyetsiz mağlubiyet yok. Risale-i Nur'un her tarafta galibane fütuhatı var. İnşallah o fütuhatın timsallerinden bir tanesini de Allah bir sayar, bir yazar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu men elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Çok teselli verici bir mektup değil mi? Ha? Bir Atıf'ı bulsan binler bulmuş gibi. Beyler, ömür sermayemiz çok az. Lüzumlu iş çoksa gereksiz çekirdek çitleyecek vaktimiz dahi yok demektir. Bizler Atıf'ları bulmazsak Allah'ım burayı güzel gönüllü insanlara miras bırakmak istiyoruz. Dualarımız Ömer tutmayacaktır. Atıf'ı bulmak için Atıf olma şartı gereklidir. Bilginiz olsun.